Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru geçeceğiz. Aynı zamanda bu videonun da konusu olan Inspiration 4'ün fırlatması esnasında YouTube kanalımızda Umut Yıldız ile beraber canlı yayında olacağız. Bu önemli anı bizimle beraber tanık olmak için kanalımızda bulunan yayın planlamasına girebilir ve zili açabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Uzay turizmi günümüzde gitgide genişleyen ve gelişen kavramlardan biri. Gerek yörünge altı gerek yörünge turizmi konularında pek çok şirket ya baş gösteriyor ya da bu piyasaya girmeye hazırlanıyor. Bu videomuzda ise sizlerle birlikte uzay turizmi için bambaşka bir adım olan Inspiration 4 görevi hakkında şu 3 temel soruyu cevaplayacağız. Inspiration 4 nedir? Bu görev ne için bu kadar önemli ve son olarak gelecekte bizi neler bekliyor? Videonun daha detaylı bölümlerine geçmeden önce şu soruyu cevaplayalım. Inspiration 4 görevi nedir? Inspiration 4, SpaceX tarafından yönetilen bir uzay turizmi görevidir. Ancak burada bu görevi diğer uzay turizmi görevlerinden ayıran bazı noktalar var. Bunlardan ilki ve şüphesiz en yenilikçi olanı mürettebatın tamamen sivil olması. Pek çok NASA astronot geleneğine rağmen Inspiration 4 görevi en iyi fiziksel ve psikolojik özelliklere sahip insanlardan oluşan bir mürettebat değildir. Öyle ki görev komutanı Jared Isaacman aslında online ödeme şirketi kurucusu, görevin pilotu Sian Proctor aslında jeolog, görevin baş sağlık görevlisi Hayley Arsenax aslında doktor asistanı ve görev uzmanı Christopher Sambrowski aslında Lockheed Martin'de çalışan bir veri mühendisidir. Buradan da anlaşılabileceği gibi mürettebat üyeleri tamamen sivilden oluşuyor ve bu Inspiration 4'ü yörüngeye giden ilk sivil uzay görevi yapıyor. Inspiration 4'ün bir başka özelliğini ise yaklaşık 12 yıl sonra ilk defa mürettebatlı bir görevin ISS'e gidecek olmaması. STS-125'ten bu yana yörüngeye yapılan her türlü insanlı görev ISS'e yönelikti. Ancak Dragon'ın uzayda kenetlenmeden uzun süre kalabilme yeteneği sayesinde astronotlar ISS'e gitmek zorunda kalmayacak. Inspiration 4'ün bir başka özel yanı ise son 70 yıl içinde dünyadan en çok uzaklaşacak insanlar olmaları. 1972'de yapılan son Apollo görevinin ardından insanlık daha çok alçak dünya yörüngesine odaklandı. Buna bağlı olarak insanlık Apollo'dan sonra en çok 550 kilometre uzaklaştı. Ancak Inspiration 4 görevi bu rakamı 590 kilometre ile kıracak. Peki ikinci soruya geri dönelim. Inspiration 4 görevi ne için bu kadar önemli? Inspiration 4 görevini bu kadar önemli yapan asıl şey tüm mürettebatın tamamen sivil olması. Bunun başka bir anlamı ise sadece yeterli özelliğe sahip olan insanların değil, sıradan insanların da uzaya gidebileceği bir çağın başlangıcını simgeliyor. Inspiration 4 ile gelecek bu özgüven dalgası, insanları fiziksel sorunları olsa dahi bir şekilde uzaya gidebileceğini inandırarak dünyada uzay turizminin çok daha fazla talep görmesine sebep olacak. Aslında bu görev olmadan çok önce bile bununla ilgili bolca planlar yapıldı. Hatta bazıları gerçekleşti bile. Buna gösterilebilecek en güncel örnek geçtiğimiz aylarda iki çılgın milyarder Jeff Bezos ve Richard Branson arasındaki uzaya gitme yarışıdır. Haziranda Blue Origin'in Neil Shepard ile 20 Temmuz'da uzaya gideceğini açıklayan Bezos'a cevaben, Branson Bezos'un açıklamasından hemen sonra kendisinin ondan önce 11 Temmuz'da Virgin Galactic'in Spaceship Two'su ile uzaya gideceğini açıkladı. 2 milyarder de sağ salim uzaya giderek uzayın sonsuz karanlığını, atmosferin soluk maviliğini gördü ve mikro yer çekiminde doyasıya eğlenerek bu eşsiz deneyimi yaşadılar. Uçuştan sonra iki şirket de düzenli turistik seferler düzenleyeceğini söylese de Blue'dan bu konuda pek ses çıkmadı. Virgin ise bir sonraki turistik seferinin mürettebatını açıkladı bile. Inspiration 4'ü düzenleyen SpaceX tabii ki işi bununla bırakmıyor. SpaceX'in Japon milyarder Yusaku Maezawa ve onun seçeceği 8 sanatçıyı ayın etrafında bir gezi düzenleme planı da var. Bunun dışında ticari uzay istasyonları üretecek. Axiom Space adına önce ISS'e sonra Axiom'un kendi bağımsız uzay istasyonuna turistik seferler düzenleyecek. Ve son olarak SpaceX ünlü aktör Tom Cruise ile ISS'te film çekmeyi bile planlıyor.
Branson ile Bezos arasındaki yarışa benzer bir yarışta bu uzay filmi konusunda SpaceX ile Rusya arasında sürüyor. SpaceX daha görevin tarihini bile açıklamamışken Rusya başrolünde Rus aktris Yulia Perestid'in oynayacağı Challenge adlı filmi Soyuz MS-19 görevi kapsamında önümüzdeki ay çekmeyi planlıyor. Ruslar uzay filmi çekmek dışında başka turistik görevler de planlıyor. Ruslar Starship ile Ay'a gidecek Yusaku Maezeva'yı Ay'a gitmeden önce Soyuz ile bir ISS turu yaparak arayı doldurmak istiyor. Maezeva film çekilecek MS-19 görevinden bir sonraki görev olan Soyuz MS-20'de Japon asistanı Yozo Hirano ve bir kozmonot ile ISS'e gidecek. Sizler için bu yeni piyasadaki şu anki hareketlenmeleri kısaca özetledik. Dünyanın farklı noktalarından gelen yeni fikirler ile de geleceği parlak bu sektör, videomuzun da ana konusu olan Inspiration 4 ile artık resmen başladı. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.